Arkadaşlar, hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. E, bu videoda Jasmine coin'i inceleyeceğiz, günlük teknik analizini gerçekleştireceğiz. E, önceki yapmış olduğumuz Jasmine videosunda söylemiştik ki dostlar, e, güzel bir yükseliş gelebilir, e, yükseliş olup devamı söz konusu olacaktır demiştik. Aşağı yönlü bir mum kapatmıştı hatırlıyorsunuz, hatırlarsınız ki ve yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını söylemiştik, nitekim. Başladı da sevgili dostlar ve devam ediyor. Bu videoda da e, devam eden sürede kısa ve uzun vadede JASMİ'de neler olacak, e, ne gibi senaryolar bekliyoruz hepsini konuşacağız sevgili dostlar. Fakat videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz kimseye alsat demiyoruz dostlar. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden ricam. İnsanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar. Dostlar ee, abonelik bizler için çok önemli. Sizlerden bir saniyenizi ayırıp videolara emek veriliyor. Kanala abone olmanızı önemli rica ediyorum. Dediğim gibi abonelik önemli. Lütfen unutmayalım şimdiden çok teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bakın burada da Darkoin videomuz çok güzel bir sinyal var. Yükselişin devamı gelecek. Burada da TVT Koyun e, videomuz mevcut arkadaşlar dilerseniz gidip onları da seyredebilirsiniz dostlar bir önceki videomuzda yükselişin devamından konuşmuştuk nitekim beklediğimiz sonuç geldi jasmi de e, güzel bir yükseliş hareketinin devamı geldi şu anda bakın e, bir günlük e, ma50 hareketli ortalamamızda dostlar şu yukarıdan aşağı doğru bir negatif eğim vardı Hafif düze çaldı ve şu anda, bakın şu anda tekrar çok hafif yukarı yönlü bir eğim olduğunu dostlar görüyoruz ve bu tabii ki bizler için oldukça e, güzel bir gelişme olduğunu da söylemek isterim. Yani Jasmine'in günlükte MA50 ortalamasının üzerinde olduğunu ve e, MA50'mizin de yukarı yönlü olduğu çok önemli bir e, gerçek dostlar. Şöyle bir Saatlik grafiğe geçiş yapalım. Tabi internet müsaade ederse. Saatlik grafikte neler oluyor neler bitiyor. Oradan da bir bakalım sevgili dostlar. Bakınız ki e, e, alt desteğimizden e, desteğimizi alıp yukarı doğru çıkmışız. Bakın düşmüşüz. Burada saatlikte ma altında kalmışız arkadaşlar. Sonra tekrar bakın üzerine çıkmışız. Ve şu an bir saatlik e, grafiğimizde. Kendimizi MA50'nin üzerinde görüyoruz ve MA50'nin çok ciddi bir eğimle yukarı baktığını görüyoruz. Bu da bir saatlikte dostlar bize aslında şu anki e, hareketin yükselişin devamının sinyalini veriyor. Bu şekilde e, aşağı yukarı aşağı yukarı yaparak sevgili dostlar e, bu yükselişin devamının geleceğini e, bizlere işaret ediyor. Şöyle çizimle gösteriyorum hiç ışın atmadan bakın şu şekilde bir trend belirlemiş ve aşağı yukarı aşağı yukarı yaparak güzel bir yükseliş hareketinde olduğunu Jasmine'in söylemek oldukça mümkün sevgili dostlar. Bakın tekrar günlük grafiğimize dilerseniz dönelim. Yani burada şu anda simetriyi siz de görmüşsünüzdür. Çok açık bir şekilde biraz aşağı, biraz yukarı yaparak dostlar şöyle 50 55 derecelik bir açıyla Yukarı doğru jasminin aslında istikrarlı bir şekilde çıktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Günlüğe tekrar dönüp şöyle bir peki bu hareketin yani nereye kadar gidebileceğini bir konuşalım. Bakın dostlar önceden mumların maksimum seviyeleri 0.043'lere kadar gelmiş ve ulaşmış ve daha önceden 0.050'lere kadar bir iğne bırakmışız şu anki bak şu anki yükseliş dostlar e, tekrardan 50-51 seviyelerine kadar iğnemizin ulaşması oldukça mümkün böyle 50-51-52 seviyelerine bir iğne atacağız sevgili dostlar gibi duruyor fakat tabii ki şunun için sizleri yine uyarmalıyım yani bakın grafiğe baktığımız zaman ne dedik 52'lere iğne attık doğru mu şimdi devamında tabii ki ne olacak tekrar bir düşüş gelecek yani bir kırmızı mum Belki bir kırmızı mum daha. Ardından tekrar iki yeşil mum. Ardından mesela tekrar kırmızı mum, yeşil mum. Yani burada e, bahsetmeye çalıştığım şey şu arkadaşlar. Her videoda söylüyorum bunu. Sürekli olarak yükselen hiçbir coin yok. Luna, Luna hariç. Luna bile bazen düşüyor yani öyle düşünün. Yani o yüzden panik satışı yapmayalım. Yani her zaman iki ileri bir geri yapıyoruz. Maalesef bir geri kısmında. Ee, insanlar e, panik satışları yapabiliyorlar O yüzden şunu asla unutmayalım yönümüz yönümüz e, açık bir şekilde yukarı günlükte zaten ealiin üzerindeyiz yükselişin devamı e, devamının geleceği işten bile değil çok Hatta hızlı bir şekilde Jasmine'in yukarı yönlü yükseldiğini ve yükselişin e, çok e, düzgün bir şekilde devam edeceğini söyleyebilirim Tabii ki e, düşüşlerimiz test düşüşlerimiz olacak bu düşüşlerde, dostlar, ne yapmak lazım? E, panik satışı yapmak yerine aksine projeye güveniyorsak ki şahsen ben güveniyorum, hele ki içinde bulunduğu senaryoda e, dilerseniz hatta bu durumlarda alım gerçekleştirmemiz gerekiyor. 52 civarlarına tabii ki e, iğne atması mümkün. Devamında bir düşüşün geleceğini söyledik. Şu anda alım yapmak çok mantıklı değil çünkü biz iğneyi attıktan sonra tekrar bir e, düşüş senaryosu gelecek. E, ki bu düşüş senaryosu da tekrardan 40'lara kadar olabilir. 0.04'lere kadar yani bir düşüş senaryosu devamında olabilir. E, bunu da tabi bir sonraki videomuzda daha e, açık ve net bir şekilde konuşacağız. Elimizde veri olduğu için yani yükseliş ardından gelecek düşüşte biz kırmızı mumdan alımımızı gerçekleştireceğiz. Şu an alım için. İyi bir senaryo değil. Nerede iyi bir senaryo Mesela dün düşüşteydi ve yükselişin geleceğini söylemiştik. Oradan alım yapıldığı takdirde güzel bir kar elde edilmiş olabilir diyelim sevgili dostlar. Fakat şu an alım için erken olduğunu altını çizelim. Biz bu yükselişler sırasında tabii ki yükseleceğiz ara ara düşeceğiz. Biz o düşüş anlarında alımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ve tabi JASMİ uzun vadeye yatırılması gereken bir proje olarak düşünüyorum. Yani kırmızıdan al yeşilden sat çok mantıklı olmayacaktır bence. Şöyle bir tekniklerimize bakalım tekniklerimiz bize neler gösteriyor. Şöyle bir günlüğe bakalım e, tabi internet müsaade ettiğince umarım artık açar. E, yani Jasmine'de durumlar oldukça olumlu sevgili dostlar. Oscilatörde bakın 2'ye 1 bir al mevcut nötr de gösteriyor. Hareketli ortalamalar 4'e 10'luk bir farkla al veriyor. Özette de 5'e 12'lik bir al sinyali, sinyali görüyoruz. Yani ne demek istiyor? Jasmi bir gün içerisinde şu bulunduğu fiyata oranla daha da yükselecek diyor sevgili dostlar. Zaten bu yükselişin aşağı yukarı tahminini de sayısal tahminini de yapmıştık. Günlükte de al veriyor Jasmi için. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzleyenlere teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz tekrar abone olup videoyu beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.